hayat ömür uzadı inşallah ve ömür boyu eğitime devam etmemiz gerekiyor. Kesinlikle Ekrem Bey, biz de aynı şeyi vurguluyoruz ama şimdi eğitim bir yandan devam ederken hayat bir okul, dolayısıyla bizim eğitimimiz aslında hiç bitmeyecek. Evimize gittiğimiz zaman okuduğumuz kitap tabii eğitim aslında, ama ben istedim ki birazcık daha hani eğitim almış, belki de üniversite okumuş ama istediği mesleği yapmayan, aslında okuduğu mesleği de yapmayan diğer kişilerin hem birazcık daha kendi farkındalığını arttırması için, hem de okumaya fırsatı olamayan insanların umutsuzluğa kapılmayıp aslında birazcık daha kendileri geliştirme noktasında birazcık daha böyle teşvik etmek amacıyla hazırladım bu haberi. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi herkesin hayat şartları, aile şartları, yaşadığı mekanlar farklı, sosyal ortamlar farklı olabilir. Bundan dolayı kaliteli bir eğitim alamamış olabiliriz, istediğimiz mesleği yapmıyor olabiliriz. Bundan dolayı eğer böyle bir sıkıntı varsa öncelikle meslek seçim testi yapılıp kaldığı yere, bu 50 yaşında olur, 60 yaşında olur, 30 yaşında olur, mutlu olacak mesleğe doğru direksiyonu kırmakta yarar var. Evet. İkincisi, dediğiniz gibi sanatçı, tiyatrocu veya dizi oyuncusu veya başka sebeple eğitime ara verilmiş, hayat mektebinde okumuş, kaldırım mühendisi olmuş kişiler de hatta okumaları mümkün. Çünkü neden? Dünya Sağlık Örgütü'nün son sınıflandırmasına göre, yani 19-65 yaş arası genç sayılıyoruz. 66-80'e evet, kadar da orta yaşıyoruz, yaşasın. Ancak 80'den itibaren yaşlı gibiyiz ki birçok 80 yaşında bastonla üniversiteyi bitiren bile var. Şu kara toprağa girmeden istediğimiz mesleğin diplomasını alır veya bu mesleği tadına varak, mesleki tatmin son derece önemli. Evlilik kadar, eş adayı seçimi kadar önemli olmasa da çok önemli. Kesinlikle öyle. Peki efendim, siz neler söylemek istersiniz Ekrem Bey? Okulu ve eğitimi birazcık daha teşvik etmek amacıyla hayallerimize giden yol. Şimdi hepimizin hayalleri var dolayısıyla hayatla ilgili. Ama bir yandan da istediğimiz mesleği yapmıyor olabiliriz. İstediğimiz bölümde okumuyor olabiliriz. Gelecek tercihini yaparken aslında belki de ailelerimizin ya da kendi istediğimiz şeyin o olmadığının farkına varabiliriz aslında. Bu noktada neler söylemek istersiniz siz hem gençlerimize hem ailelere? Şimdi öncelikle ailelere şöyle söyleyeyim. Çocuklar bizlerin, velilerin, ebeveynlerin projeleri değil. Evet. Biz avukat olamamış olabiliriz, mühendis olamamış olabiliriz. Mühendis adayı bulduk diye hemen ona yönlendirmeye veya zorlamaya gerek yok. Çocuğu bir psikolojik danışmana dolara götürerek veya bir kariyer koçundan meslek seçimi konusunda öncelikle çocuğun severek mutlu bir şekilde yapabileceği meslek seçilmeli. Sonra zeka testi yapılabilir ve hani bilgi birikimine bakılabilir. Eğitim koçlarından da yardım alınabilir bu konuda. Öncelikle çocuğun hani yanlış lise seçmişse bile, yanlış üniversiteye gitmiş veya bölüme gitmişse bile burada ara vermek, geri kalan 50-60 yıllık yılı, yani yılları kurtarmak lazım. Çünkü neden? Zararın neresinden dönersen kârdır. Evet. Çünkü meşhur bir söz var, mutlu olmak istiyorsanız sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz işi yapan, mesleği seçen, ömür boyu kendini güncelleyen kişi, çünkü teknoloji artık baş döndürücü bir şekilde gelişirken dünyamız ve beklentilerimiz de gelişiyor. O zaman mesleğimizi severek seçmemiz, severek yapmamız gerekiyor ki hiç çalışmamış gibi olalım. Kalan zamanda da akşamları benim televizyon canlı yayınına katılmamın altındaki sır bu. Diğer türlü ben yorgun keçi gibi olsaydım nasıl konuşuyor olacaktım karşınızda? Aynen öyle. Gerçekten de. Çok doğru. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Ekrem Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Eklemek istediğim bir şey, genellikle gençler, özellikle
üniversite 2 veya 3'te fark ediyorum ben istemediği bir mesleği seçtiğini. Bölüm değiştirebilirler, farklı dersleri verebilirler. Diğeri de üniversite mezunu ama sevmediği bir meslekte devam ediyorsa hemen bir yüksek lisans veya doktora yaparım. Zaten ömür boyu kendimizi, telefonlarımızı güncellediğimiz gibi güncellememiz gerekiyor. Yüksek lisans veya doktora yaparak hatta yeni bir mesleğe direksiyonu kırabilirler. O meslekte daha mutlu olabilirler. Hatta son bir sevindirici araştırma. Bu da bomba haber. Bütün Uçan Kuş TV ve Gece Kuşu programı seyircilerine özel olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Öpücükler gönderiyoruz. Ömür uzadığı için bomba geliyor şimdi. Son araştırma şöyle diyor. Bu kadar uzun ömürde aynı meslek yapılmaz. Farklı meslekler yapabilirsiniz diye son bir çağrı var bilim adamlarından. Bunu normal görmeye başladılar. Eskiden bir kişi öğretmense ömür boyu öğretmen kalıyordu. Halbuki sonradan avukat olabilir, sonradan mühendis olabilir. Ömür uzun, durmak yok, yola devam, tam gaz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz Ekrem Bey, çok sağ olun. Hoşça kalın, dostça kalın, sevdiklerinize barışık kalın, sevdiğiniz mesleği yapın. Kesinlikle. Çok